Efendim iyi akşamlar. Empati'nin 51. bölümüyle birlikteyiz. Yine bir empatide, yeni bir empatide birlikteyiz. Bu akşam çok sevdiğim bir meslektaşımla sohbet edeceğiz. Sizin de çok sevdiğiniz, filmlerini, dizilerini çok sevdiğiniz makbul, tatlı bir oyuncu. Necip'ciğim hoş geldin. Necip Memili ile birlikteyiz. Hoş buldum abi. Teşekkür Nasıl? Ederim. Çok teşekkür ederim. İyiyim. İyi olmalısın. Birkaç hafta evvel en iyi yardımcı oyuncu evet, ödülü öyle bir... aldın. Öyle bir şey oldu. Anasının kuzusu. Annesinin kuzusu. Annesinin kuzusu. Anasının kuzusu da güzel bir şey ama. Anasının kuzusu biraz daha kuzusu... anam babam işi değil mi? Evet biraz öyle ama annesinin kuzusu. Evet. Tabii muhakkak bir nedeni vardır. Evet, evet. Güzel bir iş oldu herhalde. Çok güzel bir iş oldu. Yönetmenliğini Umut Evirgen'in yaptığı, Selin Şekerci'nin, Kubilay Akan'ın, beraber oynadığımız arkadaşlarımla beraber. Güzel psikolojik derinliği çok fazla olan güzel bir iş. Sağ olsunlar. Memleketten de böyle güzel böyle bir ne derler. Evet sen Adanalısın ve Adana'dan ödül almak bir çok ekstrası keyifli. Var tabii, bu işin tabii. Çok güzel oldu benim için. Özlüyor musun Adana'yı? Özlüyorum. Çocukluğun Adana'da geçti. Tabii. Üniversite bitene kadar hatta bitene oradaydım. Kadar. Sen Adana Konservatuvarı'ndan mezun. Evet. Çukurova Devlet Konservatuvarı'ndan mezun. Çukurova. Aynen. Evet. 28, yani ben biraz geç girdim okula. 23 yaşında girdim. 28'den sonra İstanbul'a geldim. Çok 28 sene falan hep Adana'daydım. Yani. Çok öyle dışarı çıkmışlığım yok. Adana sevilmez mi ya? Sevilir. Ne güzel. Kadar, ne kadar şey, karakterli bir şehirdir. Öyle, bereketli topraklar üzerine diye boşuna dememişler. Biz seninle, hadi onu söyleyelim. Hadi söyle. Söyleyelim artık. Söyleyelim peki abi. Sen söyle ama ben. Biz Necip'le Arap Kadri ve Tarzan diye bir film çektik. Birlikte oynadık. O da 15 Aralık'ta girecek. Çok güzel vakit geçirdik. Evet. İlk birlikte çalışmamız bu iş oldu. Tam da tahmin ettiğim gibiydi her şey. İpek gibi bir set oldu senin de sayende. Benim için büyük şeref. Estağfurullah abi yani. Benim, sizlerle beraber olmak. Benim sizler gibi geçimsiz birisi için mucizevi bir set. Belki arkadaş meclisinde konuşuluyor olabilir ama benim için geçimsizlik bir şey öğrenmek üzerine olduğu için çok geçimsizlik değil yani. Eyvallah. Umutluyuz filmden. Evet evet. Çok biz iyi vakit geçirdik. Evet. Hem iyi çalıştık hem de iyi vakit geçirdik. Her zaman ikisi bir arada olmaz. Yormadılar da bizi. Yormadılar ekip de çok iyiydi. Ekip de çok iyiydi. Bayağı eğlendim. Hala gülüyorum bazen. Tamam. Bahtı açık olsun. Tamam. Sen uçmayı denedin mi hiç? Evet. En son ne zaman? Hakikaten damdan atladım abi ya. Bir, hala o betonun tadını bilirim mesela yani. Ama annemin trajik hatası yani. Emel Hanım'a ikinci yanlışın bu. Sen Adana'ya gidersin. Ay, hep beni konuştunuz. Ahmet Bey'i de çok severim. Aferin sana. Çocuk sahibi olmak seni değiştirdi mi? Değiştirdiyse ne yönde oldu bu? Daha üstüruklu bir insan. 5 sene önceki halimle şu anki halim arasında o Everest ya. Hangi rollerde oynamak seni daha çok mutlu ediyor? Romeo'yu oynayamayacak olduğumu bilmek var. Keşke oynayabilseydim yani. Gelecekte nasıl hatırlanmak istersin? Nasılını bilmem de hatırlansam yeterli. Peki baba olmak yakın zamanda baba oldun. Yakın sayılır yani. Tabii. 3,5 sene. 3,5 sene. Çok yakın. Evet. Asya. Güzel kızım dünyaya geldi. Asya'yı biz de çok seviyoruz, takip ediyoruz. Yeni maceralarını. Çılgınlıklarımızı. Babalık nasıl bir duygu? Yani sana bunu söylediğim için rahat söylüyorum. Yani anlatılmaz yaşanır. Doğru. Çünkü senin de bir evladın var abi. O yüzden çok heyecan var. Verici bir şey. Yani üzerine bir şeyler yazabilirsiniz. Kendinize ait ne bileyim defterlere, kitap aralarına ben yapıyorum. Kızınızla ilgili şeyler yazabilirsiniz ama çok anlatmak çok yalan kalabiliyor yani. Yani ama bir deneyelim yani mesela şu güzel bir şey. Aşağı yukarı her yeni macerasını not ediyor musun bir kenara? Hemen hemen. Peki yarın öbür gün Asya'ya mı vereceksin onları bir bulmasını diye. Sağlayacağım şeyler var işte. Didem eşime de söylüyorum yani kitaplıkta. Evet. Yani benim güzel bir kitaplığım var seviyorum. Okuduğum ya da okumadığım ya da orada okuyacağım. Orada Didem'e de hoş geldin diyelim. Didem de burada. Onun için laflarına sözlerine daha da dikkat, dikkat ediyorum hiç. Evet, güzel bir kitapların güzel bir kitaplığım var. Seviyorum yani. Böyle keyifli zamanlarda oluşan. Okuduğum, okumadığım ve okuyacağım kitapların aralarına muhakkak notlar bırakıyorum. Asya'ya ekmek kırıntıları bırakıyorsun. Evet aynen yolu öyle. Takip artık etsin onunla diye. Yolunu mu bulur ya ne da babasını tanır. Ne kadar hoş bir şey. Evet böyle keyif alıyorum. Söker sökmez düzenli olarak günlük tutmayı da öğret. Çok harika bir şey oluyor. Biz elimizden geldiğince ona öyle anlar biriktiriyoruz. Ya da bulunduğu evde öyle durumlar oluşacak. Hani kitaplık,
bir sürü not defteri, kalem kağıdı çok fazla var. Ya babasının işinden dolayı da var. Tabii. O yüzden, annesinin de. Annesinin de işinden dolayı da var, evet. O yüzden de ona çabuk adapte olacak büyük ihtimalle. Peki babalık nasıl bir duygu kısmına tekrar? Korumacı bir duygu. Sen şimdi akşamları koşarak eve gidiyor musun? Evet. Tamam, esasen bu. Aynen, babalık böyle bir şey. Böyle bir duygu. Koşa koşa eve gidiyorsan, yani ya şu an bile terletebiliyorsan. Setten çıkmayıp da dışarı uğruyorsan, evet, eve gitmek aynen, üzere. Aynen. Evden çıkarken de ayakların geri geri gidiyorsan. Gidiyor abi. Babalık birazcık. Didem biliyor yani, bir yere gezmeye bile gitsek ya bir arayalım bir soralım durumu oluyor yani. Bu anne babalıktan bahsettiğimiz andan itibaren konu hemen bir şekilde geleneksel olarak fedakarlığa gelir biliyorsun. Tabii fedakarlık meselesine. Fedakar bir baba ne ifade ediyor senin için? Mesela insanda baba olduktan sonra ortaya çıkan bir özellik midir? Yoksa o içeride yatan, uyuyan bir şey de vakti gelince uyanıyor mu filan? Hani ya benim için şey, insanın yaşantısı... Kadınlarla baş edemiyoruz ya, onların bir bebek isteme durumu oluyor. Yok ya, bizde çok... Bizde öyle hormonal bir şey değil. Değil, yok bizde çok öyle olmuyor. Bizde daha çok kişinin kendisi kendisiyle değil. Alakalı. Sende nasıl oldu? Bende öyle bir şey abi sanırım. Yani ben çocukluğumdan bu yana, hani ben 43 yaşındayım. Gelişim süreci, yani başka, kendine zaman vermekle alakalı bir şey. Fedakarlık da onun gibi bir şey. Yani yaşıyorsunuz, birçok şey yaşıyorsunuz. Fedakarlık yapıp yapmadığınızı da bilmeden. Bilmeden tabii ki de hiç buna, yani belki de dikkat de etmiyorsunuz ya da onu önemsemiyorsunuz belki de. Ama hayat size ait olan demek bile bana bazen yanlış geliyor ki şu an bize ait, yarın kendi kendine kararlar verecek bir birey olacak. Bir evlat veriyor, o zaman işte o durum bambaşka. Belki de orada çıkıyor fedakarlık. Tabii ki de birçok kişi için yapıyor olabilirsiniz ama evlat söz konusuysa, baba fedakarlığıysa eğer, demin dediğim gibi hani onu çok anlatamam. Anlatılması zor. Anlatılması zor. Peki ama biz hikayemizin içine bir olta atmış olduk. Tamamdır. İlk hikayemiz baba olmak ve babalık teması üstüne olacak. Yaşı sana yakın bir beyefendinin gözünden hikayeyi düşünmeni rica ediyorum. 1982'de Muş'un Mercimekkale köyünde dünyaya geldin. Yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren bir anne babanın evladısın. 6 kardeşinle birlikte büyümeye çalışıyorsunuz. Çünkü o biraz büyümek değil de büyümeye çalışmak oluyor ya. Annem, babam ve kardeşlerinle birlikte evde 9 kişisiniz. Isınma, barınma ve mutfak ihtiyaçlarınızı karşılamak baban için her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Hayat şartları da dikkate alındığı zaman. Sen bir yandan ilkokula giderken bir yandan da kardeşlerinle ilgileniyor. Annene babana en azından o yönde destek oluyorsun. Özellikle kış aylarında köyden okula gitmek büyük bir mücadele istiyor. Muş'u ve Mercimekkale'yi unutmayalım. Köyünüzdeki kısıtlı imkanlarla kış mevsiminin ağır şartları da birbirine eklenince senin için okula gitmek hayli meşakkatli bir hale geliyor. Adeta bir mücadele okula ulaşmak. Fakat şu an için bu zorlukları göz ardı etmeye çalışıyorsun. Çünkü çocuklar büyükler kadar zorlukları dikkate almazlar. Onlar yaşarlar gerçek neyse. Güçlüdür yani çocuklar. Kardeşlerinle birlikte ihtiyaçlarınızla büyüdükçe ne yapacaksın? Senin önünde ortaokul, lise ve belki de üniversite var. Bütün bu zorluklara katlanarak eğitim hayatını sürdürebilecek misin mevcut şartlar düşünüldüğünde? Ya benim çocukluğumdaki zorlukları belki de dünyanın birçok yerinde birçok insan kendine göre yaşamış olabilir. Ama çocukken zorluk yaşamak insana koşulların ne kadar dar olduğunu, bir şeyleri o darlıkta yapabilmenin heyecanını ve hevesini yaşatmak daha keyifli zamanlar oluşturacağını düşündürürdü bana. İyi taraftan bakıyorsun. İyi taraftan bakmak istedim hep. Yani üniversiteye kadar gidecek, onu geçecek yolu görüyorsun şimdiden sen. Bir serüven başlatmış bana birileri, ben de ona devam etmişim. Okula gidemeyecek duruma gelirsen ne yaparsın? O üzücü bir şey benim için. Yani çünkü okumak yaşadığım hayatta neler olduğunu, nasıl bir yerde olduğumu, ne zorluklarda bir hayat yaşadığımı görüyor olmak ve bunların düzelmesi, kötü manada değil, daha elverişli, daha olumlu hale gelmesi benim okumamdan geçiyor. Benim bir şeyleri öğrenmemden, daha hızlı yardım edebilmemden. En garantili yol okumak. Evet, kesinlikle. Fiziki şartlara bir şekilde direniyorsun ancak bir zaman sonra okula gittiğin için ailene yük olmaya başlıyorsun. En azından yük olmaya başladığını düşünüyorsun. Evdeki imkansızlıkların farkında olduğun için okulu kendiliğinden bırakıyorsun.
köy yakınlarında, köy içinde, dışında, civarda farklı işlerde çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyorsun. Bu sefer de hayat şartları seni zorluyor ancak başka çaren maalesef yok. Bazen aynı zamanda birden fazla işte çalışman gerekebiliyor. Çok yoruluyorsun ama ailene katkı sağladığını gördükçe de bir yandan mutlusun. Sadece okula gitmen gerekirken içinde bulunduğun imkansızlıklar nedeniyle çalışmaya başladın. Erken büyümek zorunda kaldın bir başka deyişle. Birçok çocuk gibi. Peki esasen sen nasıl bir çocukluk hayal ederdin o yaştayken? Yani bu bir hayal kırıklığı mı diye merak ediyorum yoksa gerçeğin bu mu dersin? Ben hiç hayal kırıklığı diye düşünmedim. Düşünmem de. Önüme sunulan şeyi en iyi hale çevirmeye, devşirmeye uğraşırım. Okula gidebilseydim ne kadar güzel olurdu benim için. Gidemediğim zaman ailem için bir şey yapmış olmak, ki aile her şeydir. Birlikte, birlik olarak beraber bir şey yapıyor olmak insana daha çok güç veriyor. Bir yerde okursunuz. Okumak sadece taş duvarın içerisine girip bir şey yapmak değil. O zamanı geldiğinde de eğer akademikse mevzu, eğer alacağınız karne diplomaysa mevzu, emin olun benim geçtiğim yoldan geçtiğinizde siz oralara gidemiyorsanız o size gelecektir. Çünkü sizin vicdanınız, sizin aklınız, sizin kalbiniz daha çok değer verdiğiniz birileri için oradaysa o da size gelir. Güzel. Peki ne kadar pozitif her şey. İleride maddi imkanların olursa okula devam etmek ister misin peki? Çok. Şimdi bırakmak zorunda kaldın. Çok. İstersin. Tabii. Çok belli zaten. Peki 20'li yaşlarına kadar hayatın mücadeleyle geçiyor. Ardından tanıştığın bir hanımefendiyle evleniyor ve bir aile kuruyorsun. 25 yaşında, sadece 25 yaşında ilk çocuğunu, oğlunu kucağına alıyorsun. Birkaç sene arayla iki oğlun daha oluyor. Çok çalışıyor ve ailenin geçimini sağlıyorsun. Çocukluk yıllarını ve gençlik dönemini aile geçindirme görevini üstlenerek tüketiyorsun. Çocukların okul çağına geliyor. Sen okulu bırakmak zorunda kaldığın için onlar adına çok büyük hayallerin, heyecanın var. Okusunlar, meslek sahibi olsunlar istiyorsun. Ve onları size yakın bir beldedeki okula yazdırıyorsun. Neden bu kadar heyecanlandın? Okula gitmek için de ukde olarak kaldığı için mi? Çocukların için bu kadar heyecanlanma. Yani uhdeden çok hayatı öğrenmenin, yaşamı öğrenmenin, benim ve benim ailemin ya da birilerinin çektiği acıları çekmemeleri için bilgi sahibi olmaları gerekiyor, görgü sahibi olmaları gerekiyor, ahlak sahibi olmaları gerekiyor. Bu da onların kendilerini geliştirmelerinden geçiyor. Neticede bu sürecin başlangıcı da okul. Hani bir kitap, bir kalem, bir defter, bir süreç... sosyoekonomik ortam, sosyolojik ortam, arkadaş edinmek, öğretmen görmek. Bu benim sadece yapamadığım, başaramadığım bir şeyden dolayı aklıma ya da fikrime gelen bir şey değil. O güzel bir şey. Yapamadığım için bana daha da çok güzel bir şey. Aslında biraz da bu şartlardan çıkışında neredeyse tek yolu. Yani. Bir de insan evladı kendisinden hiç değilse bir adım önde olsun ister. Tabii değil ki. Mi? Doğru. Peki çocukları okula yazdırırken ne düşündün? Hepsinin ihtiyacını karşılayamama ihtimalin mutlaka aklına gelmiştir. Onların geleceği için endişelenmedin mi? Yani nasıl tutacaksın onları orada? Yani yazdırmak evet. Burada bir fazilet var ama sürdürülebilirlik ne diyorsun? Babamın güzel bir lafıyla cevap vereyim buna. Hele bir başla gerisi gelir. Allah büyük. Nasip. Yani sen istedikten sonra özellikle evladın için yapamayacağın şey, aşamayacağın yol yok. Ha, bir yere kadar gelirsin, bir yerde tükenirsin, tıkanırsın. Sen de yaşadığın şeyden evladına şunu söylemeyi öğrenmişsindir. Buraya kadar olabildi, ne yapalım? Şimdi onu soracaktım. Yani karşılayamayacak hale gelirsen ne olacak diyordum. Sen oraya kadar bir gel bakarız gel, diyorsun. Yani. Tabii, öyle mi? Tabii. Olmazsa olmaz. Bazen olmaz falan. Evlat öyle ya mi? Ahmet abi. Gerekirse kanımı satarsın. Kesilir mi? Tabii. Yani. Yine de. Peki yani. Onda da o varsa. Hem çocukların ve eşin hem de annem babam ve kardeşlerinle bir evde yaşıyorsunuz olmak hepinizi zorluyor. Eşim ve çocuklarınla daha rahat barınabilmek için ailenin köyden 3 kilometre uzaktaki arsasına bir ev yapıyor ve oraya taşınıyorsunuz. Yani arsa marsa deyince deniz kenarındaki pahalı arsalar akla gelmesin. Yok. İşte orada bir tarladan bozma bir yer varmış.
Oraya ev yapıyorsun ve taşınıyorsunuz. Ancak bu sefer de köyden ve tabii ki sosyal hayattan, yani en azından oranın sosyal hayatından uzak kalıyorsunuz. Çocuklarının okulu yakın beldede de olsa onları düzenli bir şekilde okula götürüp getirebileceğin bir vasıtan ve imkan da yok. Yine de köyden, okuldan ve hayattan biraz daha uzak kalsanız da vazgeçmiyorsun. Yağmur, çamur, kar, kış demeden çocuklarınla birlikte okula kadar yürüyor, onları okula bırakıyor ve çıkışta onları almaya gidip eve getiriyorsun. Aynı okul yolunu günde 4 defa gidip geliyorsun. Çünkü çocuklar farklı şeyde zamanlardalar. Yani yorulmuyor musun? Köy yerinde çocuklarının okula gitmesi senin için neden bu kadar önemli? Civarda, hadi onu söyledin büyük oranda ama civarda onlara da iş bulsan, biraz eve katkıları olsa şart mıdır yani? Ya çocukluğunu yaşasın. Ben onu eğlenceli hale getirdiğim zaman o yol çok yorucu olmuyor. Ya, eğer oyun oynarsan yolda, eğlenirsen. Peki bütün bu şeyine, çabana rağmen çocuklar okumak istemezse ne yaparsın? Biri, birkaçı, belki hepsi okumak istemezlerse ne yaparsın? Ya ben üzülürüm büyük ihtimalle ama onun da vereceği karara saygı duyacağım bir koşul ve durum varsa da bir şey diyemem ki. Ama ben çocukluğumdan yaşadığım zorluklara hep eğlenceyle, keyifle baktığım için çocukları da bir şeylere kanalize ederken eğlenerek, oynayarak onların anlayabileceği pedagojik koşullarda yapıyorsam emin olun benim evladım... Yapıyor musun acaba Muş'un... Bir taşı ileri atıp... Pedagojik falan dedin de yani... Çocuk dünyasından anlamakla alakalı söyledim onu. Yani hani bir taşı ileri pedagog atıp... Pedagog olmak şart değil. Değil tabii yani. Ki de. Oyun oynamak, bir taşı ileri atıp önce hangimiz varacağız diye dördümüz birden koşuyorsak bu bir oyun. Bir süre sonra zaten o taş okula varacak. Güzel. Kendi 3 oğlunla birlikte yeğenlerin de her sabah yanına alıyor. Onları da okula götürüp getiriyorsun. Bir müddet sonra okulun olduğu beldeye giden yoldan bir servis minibüsü geçmeye başlıyor. Yani... Bu hepinizi bir miktar rahatlatıyor ancak yine de her sabah yanında 5 çocukla ana yola kadar yüzlerce metre yürümeniz gerekiyor. Yani Muş kış. Üstelik kışın eksi derecelere düşen soğuğu ve kar yağışı altında minibüs beklemeniz de lazım. Yani siz oraya vardığınızda minibüs hemen arkanızdan gelmiyor ya da önünüzden gidip sizi orada beklemekte değil. Çocuklar çok sık üşütüyorlar, hastalanıyorlar. Ne bir durak var, ne bir kapalı alan. Çocuklar için bir çıkar yol arıyorsun. Aklına bir çare geliyor mu? Sağlıklı bir şekilde okula gitmelerini mümkün kılmak nasıl olur bu iş? Ya elden ne gelir? O zamanın koşul ve durumları sadece hani atıyorum hani bir yerle ilgili değil. Hava şartları, kar, soğuk, bunu bizim engelleyebileceğimiz ya da birilerinin engelleyebileceği bir şey değil. Yok, karı durdurabilir misin demiyorum ama, zaten ama çocukların üşümesi, hastalanması sık sık bu da bir problem ya. Ya bu konuda ne yapılabilir acaba? Bunda yapabileceğim bir tek şey var. O da şu ki aklıma gelen ilk evdeki battaniyeleri sarıp bunu bile keyifli hale getirebilecek kızak yapıp onları çekip bunu bile keyifli hale getirebilecek bir durum yaratmak. Ya yani ben olaya çocukluğumda yaşadığım şeyle bakıyorum. Bir şey çok acı, bir şey çok dertli yerine bu şeyi eğlenceli hale getirdiğim zaman o değişiyor benim için. Direnişçi biriz. Evet. Direnen biriz. Nitekim şöyle, kış mevsiminin de çocukların üşümelerine dayanamıyor ve servis aracını beklediğimiz yolun kenarına derme çatma bir çadır yapıyorsun. Hani sığınmak için en azından araç gelene kadar. Bu da yeterli olmayınca çadırın önüne bir tenekenin içine ateş yakarak onları ısıtmaya çalışıyorsun. Bu sayede çocukların ve yeğenlerin nispeten daha az üşüyerek okula gidecekleri servis minibüsünü hastalanmadan işte bekliyorlar. Hayatın boyunca hem annene, babana ve kardeşlerine hem de eşine, çocuklarına ve yeğenlerine destek oldun. Hep onları düşünerek hareket ettin ve onların hayatını iyileştirmek için elinden geleni yaptın. Bütün bunlar sana ne hissettiriyor? Sen mutlu bir adam mısın? Evet. Niye olmayayım ki? Niye olmayayım ya? Birileriyle bir şey paylaşmışım. Çok güzel bir şey. Her koşulda yapılabilecek her şeyi paylaşarak. Kesinlikle. Onlar için kurduğum çadırda ben de durmuşum. Onlar için yaktığım ateşte ben de ısınmışım.
onların heyecanına ortak olmuşum en azından servise kadar. Evet, hani onları korumak da insanı, koruyabilmek de kesinlikle. İnsanı gerçekten ateş gibi yapar herhalde, ısıtmak ne kelime. Bir kuşakla başka bir kuşağın bir şey paylaştığı ortak bir noktada buluşmuşum benden küçüklerle. Ha. Ben kendilerinden büyük birisiyle de onlar buluşmuş. Bu çok öğretici bir şey benim için. Evet. Onlar için de öyle. Evet. Dolayısıyla bu yaşadıkları şey onları vicdan sahibi yapar. Bu yaşadıkları şey onları daha güçlü yapar. Bu yaşadıkları şey onları daha iyi, daha olumlu, daha umutlu yarınlara götürür. En azından onların içinde öyle bir şey oluşturur. Minibüs tesadüf etmiş. Sen ona uyanmışsın. Oraya bir çadır yapmışsın. Önüne ateş yakmışsın. İyi kötü çocuklar gidiyorlar, geliyorlar. Peki bundan sonrası için bir şey düşünüyor musun? Takatin var mı bir şeyler düşünmeye? Ya, yani? Ben onlar bir şeyleri yaptığı sürece yapabileceğimin en üst seviyesine gelebilirim. Ki onlardan gelecek taleplere göre. Çünkü bu güzel bir şey. Yani birinin okula gitmesi değil, birinin okuyor okumak istemesi değil, birinin isteğine hiç bilmeksizin cevap veriyor olabilmek güzel bir şey. Çocuklar senden çok uzakta başka bir yerde okumaya gidene kadar buna her kış katlanacak mısın? Katlanırım. Katlanacak. Bu katlanmak değil. Bu benim hayatım. Benim hayatım. Koşullar ortada sizin söylediğiniz gibi. Ha belki yazın daha güzel bir baraka yaparım. En azından kışa hazırlık olur. O yazın ay. Allah'tan okula gitmiyor. Yok yok işte o bir kısa bir arada onu yapar. Onun da eğlencesini çıkartırız. Onun da eğlencesini çıkartırız. Doğru. Yaz çalışması olmuş olur. Peki bu babayla tanışalım mı? Tanışalım. Efendim geliyor. Bu baba gibi baba adamın adı Yakup Engin. Muş merkeze bağlı Mercimekkale köyüne 3 kilometre uzaklıkta oturan Yakup Engin, okula giden çocuklarının yolda servis aracını beklerken üşümemesi için çadırdan durak yaptı. Engin uzak soğuk günlerde çadırda tenekede ateş yakarak çocukların ısınmasını sağladı. Yeşilova beldesinde okuyan çocukları taşımalı sistemden yararlanıyor. Ancak bir oğlu ve iki yeğeni ve köydeki diğer çocuklar okullarına hala yürüyerek gitmekteler. Yakup Engin çocukları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olsa da imkanlar belli bir yere kadar yetkililerden taşımalı sistem ve bir durak yapılması konusunda destek bekliyor. Ne dersin? Taşımalı sistem ve bir durak. Bir durak. Ne denir ki abi? Yapın arkadaş şunu diyelim. Ya evet ya. Yani yapın şunu ya. Taşımalı sistemi ayarlayın. Bu çocuklar karda, kışta, kıyamette, yalın ayak, başı kavak, bazen yarık, yırtık. İşte o yüzden bu çocuklar ileride çok fazla kıymet bilip, ileride çok fazla şeyi öğrenmiş olarak hayata başlayacaklar. O yüzden vicdanlı olacaklar. Değil mi? O yüzden yardımsever olacaklar. O yüzden belki babalarından bir adım ileride olacaklar. Evet. Sistem insanlarından çok şey bekliyor. Evet. O kadar çok şey bekliyorsak, başarılı olsun, okulları bitirsin, iş bulsun, çok şahane çalışsın, vergisini ödesin, devlete, millete, vatana hayırlı olsun falan istiyoruz ya. O zaman taşımalı sistemle bir durağı da bir zahmet yapmak lazım. Oraya koyuverelim. Koymak lazım. Değil mi? Doğru. Eminim yetkililer buna şey kalmayacaktır. Kayıtsız kalmayacaklardır. Yakup Engin'e de örnek davranışları bu. Belki de onun için hiç şey değil, gayet sıradan senin onunla empati kurarken söylediğin gibi bu benim hayatım dediği bir şey. Ama yaptığı şey çok da değerli. Akademik başarı istiyorsak, eğitim diyorsak çocuklarımıza asgari koşulları sağlamayı da başarmalıyız. Yakup Engin'e selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Peki Necip'ciğim, şu baba olmak mevzusuna bir kez daha dönelim. Babalık gerçekten de fedakarlık mı diye sormuştum. Şu örnekten sonra ne dersin? Evet. Yani kesinlikle. Gerçi amcalık da, yani yeğenlerini de götürüyormuş. Evet, evet. Yani Hepsine baba olmuş Yakup Engin abi. Doğuştan evet. Baba yani. Çocuk sahibi olmadan önce de babaymış aynen demek öyle, ki. Aynen öyle. Evet, fedakarlık. Böyle bir şey var. Evet, evet. Böyle bir şey var gerçekten. Peki
senin içinde Asya var, kızın. Çocuk sahibi olmak seni değiştirdi mi? Değiştirdiyse ne yönde oldu bu? Üstüruplu bir insanım artık. Ayrımcılık manasında değil, şu ayrımı yapabilirim. Kız çocuğu babası olduğum için daha üstüruplu bir insanım. Daha dikkatli, hal ve hareketlerim. Sadece ona değil, etrafa karşı. Tabii ki de, kesinlikle. Büyük bir değişim yarattı bende. Kızım diyeyim, hadi Asya diyeyim, kızım. Bende büyük bir değişim yarattı. Daha önceki, yani şundan 4-5 sene önceki halimle şu anki halim arasında Everest yani. Çok büyük fark var. Bakış açım çok değişti. İnsanları artık daha iyi dinliyorum. Çabuk hareket etmiyorum artık. Çok çabuk kararlar vermiyorum artık. Vermemeye gayret ediyorum. Eşim de yardımcı oluyor. Her öfkelendiğinde uzaya atmıyorsun. Hayır. İçeride eritiyorsun. Arabayı hızlı kullanmıyorum. Bunlar az buz şeyler değil ama, biliyor musun? Tabii. Bu yani hani... Yani bu yaptığın, bu yeni halinin başta Asya ve anneciği olmak üzere sosyal çevrendeki herkese olumlu etkisi var. Kesinlikle. Daha sakin, daha iki düşünüp bir yaparak falan. Peki Adana'da doğdun, büyüdün, evet, bunu abi konuştuk. Senin çocukluğun nasıl geçti? Adana'da şartlar belki bu kadar zor değildi. Ama Adana'da çocuklukta kolay bir şey değildi. Değil. Ben mahallede doğdum, büyüdüm. Sert bir mahallede doğdum, büyüdüm. Sert bir mahalle. Evet, çok güzel arkadaşlarım varmış ki hala birçoğuyla görüşürüm. Çok güzel korudular beni. Yani herhalde çocukluğumun afacanlığından olsa gerek. Biraz biz senin ne olacağını biliyoruz muhabbetlerini şimdi yapıyorlar. Yani. Öyle mi? Aynen. Biz senin biraz ne olacağını, nasıl Ela, bir şey olacağını. Ela Hoca sığmaz bir şeydi. Gevezelikler. En zor yanı neydi çocukluğunun? Aslında benim değil de ailemin çok zorlandığı şeyler. Evet, onu kastediyorum biraz da. Şartlar falan. Allah rahmet eylesin. Benim babam çok bize hani elinden geldiğince, o da hani yurt dışında çalışarak işte bize baktı. Babanın sanatı neydi? Benim babam kaynakçı ustası. Kaynakçı ustasıydı. Eksik bırakmamaya çalıştı birçok şeyden. Ama biz öyle hani o varsa bunu da istiyoruz, bu varsa şunu da istiyoruz. Siz de üç erkek misiniz? Üç erkeğiz. Üç evet. Erkek. Yani annem dört tane erkek. Yakup Engin'in de. Aynen öyle. Vakit geçirdi. Bir kadın için zor bir şey tabii ki. Tabii yani, değil misin? Dört erkeğe bakmak ne demek çok, ya? Babaları çok zor. Dair. Ama sanırım yaşadığımız yerin coğrafyası, yaşadığımız mahallenin etkisi, tepkisi, babamın naifliği, babamın hayata olumlu bakıyor olması ki biraz mahalle birliğini mi kastediyorsun? Evet, tabii. Mahalleyi ve Adana'yı da hani büyüdükçe hani komünite büyüyor olma ya, şey, evet. Gezebileceğiniz alanlar büyüdükçe, babamın da naifliğinden afacanlıklarımız bir süre sonra hayatın gerçek yanlarını da göstermeye başlayınca şeye başlıyorsunuz artık yavaş yavaş, bir dakika hani burada durmak gerekiyor çünkü ben yani çocukluğumdan beri babamın sayesinde hani orada çalışacaksın, şurada çalışacaksın, neden dediğimde hayatı öğren, paranı kazan, ne bileyim yani çalış, ama onun bana herhalde hayatta kattığı en büyük şeylerden bir tanesidir yani. Birçok mesleği bilirim mesela babamın sayesinde. İnsan tanıdığımı oyunculuk yapmaya başladığımda anladım, orada insan tanıdığımı. Ama tabii zorlukları, travmatik ve psikolojik zorlukları çok fazlaydı. Bu az önce Yakup Engin ve çocuklarının ve yeğenlerinin hikayesini konuşurken çok hızlı bir şekilde burç değiştirdi yüzün. Biraz Adana'daki çocukluğunu hatırlayarak mı acaba? Yani öyle düşündürdü bana. O da var tabii ki işin içerisinde. Çabuk empati kurdun çünkü. Çocukluk. Neredeyse babalar, yani Yakup Engin'le baban bayağı benziyor. Benziyor. Çok benzer noktası var. Evet. Yakup abi diyeyim ya. Fedakarlıktan akrabalar. Tabii. O çocuklarını taşımış bir okuyabilsinler diye. Peder de bizim okuyabilelim, rahat edebilelim diye kendini taşımış. Yurt dışına. Yani yurt dışına atmış, çalışmak zorunda kalmış. Evden, ocaktan uzakta. Tabii ki. Ben sorduğumda çok küçük aklımla, ya burada yapıyordun sen bu işi, niye gidiyorsun? Niye? Dedi, para kazanmamız lazım hani bak. Üç kardeş. Hesabını artık herhalde babalık biraz da hesabını yapabilen adamın işi oldu bugün. Eskiden
Daha herhalde. Hesabını yapabilen bir de tutturabilen. Tutturabilen. Hakikaten. Çünkü hesabı yaparsın da. Tutmaz. Peki anneciğinle iyi miydiniz? Babadan güzel bahsettik. Annemle hala. Çok şükür hayatta. Çok şükür o yaşıyor. Annemle üstüne hala. Üstüne titrediğini biliyorum. Benim yanımda da setten habire konuşuyordu. Ya benim en büyük kavgalarımı yaptığım insanlar benim en yakınlarım, dostlarım, canlarım, ciğerlerim. Kimle yapacaksın kavgayı? Tabii annemle biz müthişiz ya. Böyle oluruz. Şu hareket mesela ondandır. Beş dakika annemin, mı? Ya çok uzun da sürebilir. Bazen o açmaz. Tamam, o açmaz. Çok güzel kavgalar. Yani sevgililik bir kavga eder bende yani. Öyle tuhaf bir kadın. Seviyorum ama yani. Ama büyüdükçe onu, bir de eşinden sonra onu tanımaya başladık biz. Sen ortanca mısın? En büyüğüm ben. En büyüksün. O yüzden benimle çok fazla. Hani. Evet tabii. Onu niye yapmadın, bunu niye getirmedin, onu niye ona yollamadın? Evet. Kardeşlere de göz kulak. Sal beni kadın diyorsun ama. Yok yok, salmasın. Yok yok, salmasın. Sonra bir gün saldığında çok üzüleceksin. Allah başından eksik etmesin. Allah korusun. Ha, onun o hallerini seviyorum. Allah var vallahi. Ya bazen hani böyle tomuz şeyi kırıp gırtlağıma dayasım geliyor ama yok, anne candır yani. Hayır. Anneler patrondur. Patrondur. Lütfen. Emel, seni seviyorum. Emel mi annen? Emel. Aynen, güzel. Peki diğer kardeşlerle aran nasıl? İyidir. Ya bazen kötüdür, bazen iyidir. Abi kardeş organizasyonunu annemle babam iyi ayarlayamamışlar. Yani ben doğduktan hemen sonra bir sene sonra laf geçirmek zor oluyor. Ortanca çok sıkıntı. Hallediyoruz ama hallettik. Televizyonda kardeşini şikayet ediyorsun. Evet. Tamam. Ben seviyorum ya. Sonra bana bunları sana söylettin değil mi? Ben öyle şey, ben gösterim var ya, dışarıda oyun oynuyorum. Kendime anlattığım bir oyun ve bunları anlatıyorum. Çok eğleniyor insanlar. Ben de çok eğleniyorum. Çünkü yani ben romancı değilim. Ama kendi hikayemi de anlatmak istiyorum. Ama hikayecisin. Her oyuncu biraz hikayecidir. Yani yolumu yani. Bulduğum yer burası. O yolumu bulduğum değil yani, parayı cukkaladı manasında değil. O yolu hani gitmek. Ama ortanca hep sıkıntı olmuştur. Küçük de hep kendi işine gelen yerde süzüldüğü için. Tam ama, bir abisi. Hayır yani. Ama şimdi yok, çok iyi. Herkesin keyfi yerinde. Büyüdüler ya. Onun da iki tane çocuğu var ortancanın. O yüzden küçük takılıyor öyle, abilerim var diye. Aynen. Her şey yolunda. Onun yerinde olmak isterdim. İnsanın iki abisinin olması. Bir hafif bir bela var o işte, iki abi birden. Tabii, bir tabii. Abi de sorundur bazen ama. Bazen bizi de aramızı yapmaya çalışıyor. Bazen o da bize kızıyor. Yeter, bunu aldım sizden. Benim de bir ablam var. Yani iki kardeşiz biz. Aynen, güzel. İşte abla da anne yarısı oluyor tabii, biliyorsun. Tabii. Çok hoş bir şey. Babam ikisini şeyi itiraf etmişti bana. Ya bu ikisini biz kız olur diye düşündük ama işte nasıl sağ olsa yapacak bir şey yok. Ama kız olsalar da gene sen abi olacaktın. Tabii canım, yine ben abi olacaktım. Peki çocuğun ve ailen için her türlü fedakarlığı yapabilir misin? Mesela kızın için kendi gereksinimlerinden, hayallerinden vazgeçmeye ne dersin? Yakın mısın öyle bir şeye? Kesinlikle. Öyle mi? Kesinlikle. Konvansiyonel baba. Yok ya. Gerçi Türkiye'de öyle değildi. Bu biraz benim duygusallığım, benim bakış açım, benim hissettiğim şeyle alakalı. Ben Asya'nın gözündeki bir damla yaşa bakarım. Hani evet. Ben Asya'nın ağzından çıkacak bir cümleye dünyayı bakarım. Yakarım diyorsun. Onu şımartmayacak, onu tabii. Şımarmayacak haliyle bunu söylemem. Hı. Daha doğru olur. Hı. Yapabileceğimi, hani insanın bir yapabilitesi vardır ama bir tık daha zorlanır üstüne ya. Çıkabilir. Evet, onu yapabilirim. Her zaman daha, biraz daha iyisi vardır. Tabii biraz daha iyisi vardır her zaman. Yani, İnsan en çok onu evlatları için göstermek evet, istiyor değil mi? Sevdiği evet. için, evlatları için. Evlatları sevdiği için, doğru abi. Çocukların okul çağına geliyor. Sen okulu bırakmak zorunda kaldığın için onlar adına çok büyük hayallerin, heyecanın var. Benim ve benim ailemin ya da birilerinin çektiği acıları çekmemeleri için bilgi sahibi olmaları gerekiyor, görgü sahibi olmaları gerekiyor, ahlak sahibi olmaları gerekiyor. Neticede bu sürecin başlangıcı da okul. Minibüs tesadüf etmiş, sen ona uyanmışsın. Oraya bir çadır yapmışsın, önüne ateş yapmışsın. İyi kötü çocuklar gidiyorlar, geliyorlar. Peki bundan sonrası için bir şey düşünüyor musun? Ben onlar bir şeyleri yaptığı sürece yapabileceğimin en üst seviyesine gelebilirim ki onlardan gelecek taleplere göre. Çünkü bu güzel bir şey. Yani birinin okula gitmesi değil, birinin okumak istemesi değil, birinin isteğine hiç bilmeksizin cevap veriyor olabilmek güzel bir şey. Yakup Engin çocuklar için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olsa da imkanlar belli bir yere kadar yetkililerden taşımalı sistem ve bir durak yapılması konusunda destek bekliyor. Süper kahraman olmak
Var mıydı kafanda küçükken? Tabii ki. Yani belki de şey olacak, hani herkes öyleyiz diyecek ama Süperman, uçmak hani. Süperman, evet. Süperman. Bizde öyle bir bilgi var. Süperman, Süpermen'i seviyormuşsun. Evet, çok. Yani daha doğrusu Süpermen'i değil, rahmetli babaannemin mutfak önlüğünü seviyordum ben. Arkaya mı bağlıyordun? Böyle arkaya bağlanan. Sen onu, sırtına bağlıyordun. Kırmızıydı o da. Niye öyle bir şey yapmışsın hani? Ben de onu kömürle S yazıp damdan aşağı atladım. Yani kadın bütün gün yemek yapıyor. Kırmızı önlük de mi takmasın? Onun rengine mi taktınız? Tövbe, ben gülerdim öyle şeylere evde. Peki, bu hayalin farklı bir şekilde gerçekleşsin ister miydin bir yönden? Evet. Süpermenlik meselesi. Evet. Peki süper bir gücün olsa ne isterdin süper güç olarak? Bir şeyi, insan evladının yapamadığı bir şeyi yapmak. O ne olurdu? Nasıl söyleyeyim? İsmini hatırlamazsam, hatırlayamayacağım, özür dilerim. Ben hatırlatırım, sen tarif et. O an fotoğrafları var ya, kim çekiyordu onları? O an. NTV'de şey, evet, vardı. O an, o programın adı mı ya? O isim, o programın adıydı. O isim benim için çok önemli. O an orada olabilmek gücüne sahip olabilmek. Ha. Nerede problem varsa orada mı olmak istiyordun? Ya da nerede güzel bir şey varsa. Hepimiz süper kahraman sayılırız artık. Nerede ya, ne oluyorsa nerede oradayız, ne yani. Oradayız ya, gerçi hani telefonlardan ama. Ama sen çözmek üzere olmak istiyorsun. Çocukluğumda yani sonraki yıllarda da işte, o anla bağdaştırmam sonradan öğrendim ama o an orada olmak. Şey, güzel bir şey söylemişti Tolga abi, Tolga Çevik. Ne bileyim mesela. Cumhuriyetin ilan edildiği geceye gidebilmeyi isterdim mesela. Hani o an orada olmak, kimsenin beni görmeyeceğini bilmek, orada olmak. Peki, böylece bir giriş yapmış olduk. Peki, şimdi Diyarbakır'a gidiyoruz. 1980 yılında dünyaya geliyorsun. Diyarbakır'da ilkokulu bitirip ortaokula devam ediyorsun. Ortaokulu bitirdikten sonra hayat şartları seni çalışmaya mecbur bırakıyor. Diyarbakır'da lokantalarda yamaklık, aşçılık yapıyorsun her kademede muhtemelen. En son bir köftecinin yanında çalışmaya başlıyor ve köfteciliği seviyorsun. 20'li yaşlarının ortalarından itibaren kendi köfte tezgahında işine devam ediyorsun. Hayal dünyan ama çok geniş. Farklı yaşamları tanımak, deneyimlemek istiyorsun. Boş bulduğun bütün zamanlarda film izliyor, kitap okuyorsun. Sinemaya, edebiyata, gökyüzüne ve süper kahramanlara meftunsun, meraklısın. 1980 Diyarbakır'da çocukların dünyası ne şahane ya. Tamam, bunlardan bahsettiğimize göre 88, 20 yaşında 2000'lere doğru geldik, evet. Bu merakın nereden geliyor bir kere, onu bir sorayım. Ya roman, edebiyat. Diyarbakır'da kolay değildir hayat orada da. Aslında bir Adanalı olarak bilirsin. Tam Diyarbakır'da aslında hayal kurulur. Hayal kurulur. Güzel. Tam Diyarbakır'da öğrenilecek şey. Çünkü tezgahın arkasında çok fazla yok var değil çok mi? Çok fazla yok var, çok fazla doyurduğum var, çok fazla hikaye var, çok fazla gelen doğru, giden var. Bir yerden sonra senin de zamanın var. Doğru. Yani sürekli iletişim. Sürekli iletişim var. Müdavimler var. Tabii ki de. Gelip oturanlar var, edenler var. Biz soğanı, salatayı yaparken bile bir muhabbete dahil olmak. Yalnız olmazsın büyük ihtimalle. Yok, olmazsın. Ondan oluyor. Birileri dikiliyordur. Dikiliyor. İstihkakını bekliyordur. Aynen orada. Öyle. Çok doğru. Peki, sinemaya, edebiyata ve süper kahramanlara olan merakın mesleğini sence geliştirici bir şey miydi? Yoksa daha çok işine engel olacak bir şey mi bu kafanın kaydığı, gittiği yerler, aklının? Bu benim bulunduğum yerle alakalı biraz da. Öyle çok fazla kitabın müsaade edilmediği, bulamadığım, çok fazla sinemaya gitme imkanın olmadığı bir yerde. Tabii. Her şeyin daha cezbedici hali. 80'lerden bahsediyorsak bir tek bir Dilan sineması vardı Diyarbakır'da. Diyarbakır'da. Ben 89'da gittim oraya. Bu sizin zihninizde şey oluşturmaya başlıyor artık. Hayaller. Ben ne yapabilirim? Hı. Neyi düşleyebilirim? Ne olabilirim? Nasıl olabilirim? Öyle başlayan bir şey. Aslında o köfte tezgahı benim hayal tezgahım gibi bir şey. Gene yokluk çok büyük bir motivasyon değil mi? Ama güzel tarafı yani şu. Yani yokluğu övecek halimiz yok ama. Hayır, tabii yani ki de, tabii bir, ki de. Bir mesnet olarak. Evet. Onu. Ama yokluk size bir şeyleri var ettiriyor bence. Tabii. Daha gayretli oluyor yani, bir de şaka tarafında söyleyeyim. Aç doyurmak da çok keyifli iş.
En azından değil muhabbet edebiliyorsun. Tabii, tabii. Doğru. Çünkü bunu söyleyince kimse alınmaz. Neticede aç adam oraya gelir yemek. Yani bu benim işimi yapmama engel değil. Aksine köpürten bir şey. Tabii ki, tabii ki. Bu muhabbetçiliğin, hayalciliğin. Hem isteyerek yaptın hem de güzel bir mesleğin var. Peki gelecekte kendini nerede görüyorsun? Diyarbakır'da hayalci bir köfteci olarak. Ya, seni hayalci köfteci. Belki de çok daha güzel bir dükkan içerisinde. Herkesin daha rahat bir şekilde gelip yediği, benim daha temiz kıyafetler giydiğim. Ama o tezgahın da bir kenarında durmasını isterim. Tabii. Çünkü orası ilk göz ağrısı. Onun lezzeti burası bunun başladı. İçin var demek evet, için değil mi? Bunun sayesinde var demek için. Peki köfteciliğe başladığın dönemde aşık olup evleniyorsun. Bir oğlun ve iki kız evladın oluyor. Ailenle çok mutlu ve güzel bir hayatınız var. İnsanları sosyalleşmeyi ve yaşamayı çok seviyorsun. Demek ki eşin de öyle. Köftecilik mesleğini de severek yapmanın yanı sıra Diyarbakır'da bulduğun bazı sosyal kulüplere ve aktivitelere katılıyorsun. Yüzme, dans, bisiklet bunlardan sadece bazıları. Yavrum köfteci be. İnsanlara dış görünüşlü diye yargılamayalım lütfen. Allah Allah, dış görünüşlü köfte hani nasıl zaman buluyorsun diye de merak ediyorum biraz. 2015 yılında internette gezinirken bir videoya denk geliyorsun. Yamaç paraşütü yapan insanlar ilgini çekiyor. İlk kez paramotor görüyorsun. Macera sever yapın sende büyük bir uçma isteği uyandırıyor. Kısıtlı imkanlarla bir yamaç paraşütü ediniyor ve uçma faaliyetine katılıyorsun. Bence doğuştan uçuyorsun. Uçmak kısa sürede senin için bir tutkuya, bağımlılığa dönüşüyor. Yeni ve seni çok mutlu eden bir hobi bu. Ailene ve işine vakit ayırabilecek misin bunları? Kesinlikle. Sorumluluk bilinci var. Sıcak bir yerden soğuk bir yere çıkmak tamamen kendi hissiyatımla alakalı bir şey. Bir oğlan iki kız, çocukların nasıl bir babasın? Bence onları heyecanlandıran. Ya bugün onlara da sorsanız belki çılgın, belki deli dolu. Ama ekmek teknesinden bize bakabilen, yukarıdan da bize bakabilen bir babayım bence. İlgi alanlarından vazgeçmeyen bir baba olarak çocuklarının ilgi alanlarını fark edip onları besliyor musun? Kesinlikle şöyle bir durum oluşuyor Ahmet abi. Tek beslenme yolu köfte değildir. Köfte değildir tabii ki. Benim de ruhumun, benim de heyecanlarımın, benim de isteklerimin beslenmesi gerekiyor neticede. Ve çılgınlık merak uyandıran bir şey. Benim köftemi yiyen birinin beni uçarken görmesi çok heyecan verici. Çocukluğunda ve gençliğinde izlediğin filmlerin yaşamında bir etkisi olabilir mi? Yani biraz sinema düşkünlüğü var ya. Sendeki tabii. Bu uçma aşkı nereden geliyor olabilir? Ya izlediğim dediğiniz gibi izlediğim filmlerden meraktan dönemi ve koşulları düşünürseniz insanı en çok hani heyecanlandıran şey uçmak. Bir de ücretsiz. Bir de ücretsiz. Basıp gidiyorsun. Evet. İstediğin yere de konuyorsun. Evet. Gerçi her yere konmamakta fayda var. Fayda var. Dikkat etmek lazım konacağın yere insan. Tabii. Dikkat etmesi lazım. Tabii. Zamanla kendini geliştiriyor ve sertifikalar alıyorsun. Bol bol okuyor, araştırmalar yapıyorsun. Çocuklarını da bu şekilde yetiştirmeye gayret ediyor. Okuyan, öğrenen ve sosyal birer birey olmaları için çok gayretlisin. Çok yönlü karakterin onları da olumlu yönde etkiliyor. Senin gibi renkli, hayalperest ve eğlenceli bir babaları olduğu için mutlu oluyorlar. Bir şekilde hayatın tadını ne yapıp yapıp çıkarmayı başarıyorsun. Yamaç paraşütünün ardından paramotorla uçmaya başlıyor ve kaydettiğin anları sosyal medya hesabında paylaşıyorsun. Bak, paylaşımların ilgi çekince uçan köfteci olarak anılmaya başlıyorsun. Peki bu lakap hoşuna gidiyor mu? Hem mesleğinle hem de ilgi alanına tanımlanmak. İnsanların sizi hatırlayacağı kolay cümleler kurması çok güzel bir şey. Tabii. Tabii ki de. Uçan köfteci uçan hiç köfteci. Unutulacak bir şey tabii mi ya? Tabii ki de. Hiç unutulacak bir şey değil. Diyarbakır'daydık geçen hafta. Uçan köfteciyi gördün mü falan? Öyle bir şey tabii değil mi bu? Evet. Çok güzel bir şey. Memnunsun yani çok. Uçan köfteci. Tabii. Yalnızca köfteci olarak hayatına devam etseydin de mutlu olabilir miydin? İçimde bir ruhte kalırdı. Evet. Uçmak. Çünkü o bir meslek değil, bir heyecan, bir istek. İnsanları bazen sadece yaptıkları şeylerle sınırlandırıyoruz. Mesela siz bir program sunucusu olarak ya da bir oyuncu olarak sınırlandıramam ben sizi. Belki sizin heyecanlarınız, belki hobileriniz, belki arzularınız, istekleriniz bambaşka. Evet. Tezgahıma gelen birinin
benim uçarken videomu izlemesi ve bundan muhabbet açması benim belki de o köfteyi çok daha iyi yapmama sebebiyet veriyor. Çok katıldım buna. Doğru. Bu bizim sadece insanları kalıplara koymamızla alakalı bir şey. Sen o kadarsın, onu yap. Sen bu kadar. Hayır efendim, ne münasebet. Sosyal medyada gördüğün yoğun ilgi üzerine tanıştığın insanlar Renkli Hayatının filmini çekmek istiyorlar. Çok heyecanlanıyor, mutlu oluyor ve teklifi kabul ediyorsun. 2021 yılında kendi köfteci araban ve paraşütünle birlikte çekimler yapılmaya başlanıyor. Diyarbakır'ın Hevsel Bahçeleri ve Dicle Üniversitesi tarafında yapılan çekimler tamamlandığında filmi herkesle paylaşmak, bir zamanlar izlediğim filmler gibi insanlara kendi filmini izlettirmek için sabırsızlanıyorsun. Tabii önce sen izlemek istiyorsun. Hayatın filme çekilince ne düşündün? Bir sinema ve uçma tutkunu olarak duygularını nasıl ifade edersin? Bir kere şöyle bir şey var. Gerçek bir belge var artık hayatımda. Böyle bir adamın varlığı sinema tarihine bir şekilde girecek. Ama iyi ama kötü. Bunun heyecanı anlatılamaz. Ama bunun korkusu da anlatılamaz. Çünkü sadece okuduğunuz, izlediğiniz kitaplardan bilgi edindiğiniz bir mecra sinema. O da onun korku tarafı. Acaba onun öznesi olmak, evet, tedirgin edici acaba nasıl, bir şey. Ne oldu? Nasıl bir şey çıktı ortaya? İzlemek ne yaratacak bende? Mahcup mu olacağım yoksa coşacak mı? Tabii ki, falan, tabii ki, tabii ki öyle. Tabii doğru. Ki öyle. Peki insan istediği takdirde birçok şeyi gerçekleştirebileceği konusunda kendi hikayenin başkalarına ilham vereceğini düşünüyor musun? Yani ben yaptım, siz de yapabilirsiniz türü bir efekt yaratır değil mi bu? Tabii ki de ya. Ben bir garip köfteciyim. Kendimi getirdiğim nokta buysa eğer. Gerçekten garip bir köftecisin ama gariban değilsin. Gariban yani, değil zaten. Değilsin, garip, yani. Bir evet, garip bir köfteci. Birçok daha yetkin, daha okumuş, daha birçok şeyi başarabilecek insanın nereye gelebileceğini tahayyül bile edemiyorum. Tam da bu çerçevede sorayım o zaman. Hayalperest bir yapı var sende. Kesinlikle. Bu yapı, uçma merakı, renkli kişilik, bunlar hayatın akışını etkiliyor değil mi bir biçimde? Muhakkak. Yani isteklerimle dalga geçenler de oluyor. İsteklerimi garipseyenler de oluyor. Ama merak edip soranlar, merak edip gelenler de oluyor. Aslında olumlu olumsuz, belki olumlu olumsuz demesem de bunun bir gün başına bir şey gelir bu yüzden diye düşünen bir tayfa da var. Meraklının başına bir şey gelir diye. Aynen. Vallahi helal olsun, başardı diyen bir tayfa da var. Film çekildikten sonra tamamlanma sürecine girdi. Peki sonra ne oldu? Önce bir uçan köfteciyle tanışalım mı? Tanışalım. Efendim, geliyor. Abdülkadir Aslan, uçan köfteci namı diğer. Abdülkadir Aslan filminin gösterime girmesini beklerken hayatına kaldığı yerden devam ediyordu. İşi ve hobileriyle ilgileniyor, mutlu bir hayat sürüyordu. 2023'ün 6 Şubat tarihinde bütün Türkiye'ye yasa boğan deprem felaketi yaşandığında Abdülkadir Bey ve ailesi Galeria İş Merkezi'ndeydi. Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde 89 kişinin ölümüne sebep olan Galeria iş merkezinde kendisi, annesi, babası, eşi ve çocukları enkaz altında kalarak maalesef hayatlarını kaybettiler. Uçan köfteci kişiliği ve insanlığıyla birçok kişiye örnek oldu. Sevilen bir baba, bir eş, evlat ve arkadaştı. Kendi filmini izlemeye fırsat bulamadan aramızdan ayrıldı. Hayatını filme çeken isim 2012 Cannes Altın Palmiye ve Antalya Altın Portakal en iyi kısa film ödüllü yönetmen Rezan Yeşilbaş. Uçan Köfteci filmi hala bugün de vizyona girmeyi bekliyor. Bu vesileyle 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor ve aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Depremden etkilenen herkesin yaralarının bir an önce sarılması en büyük temennimiz. Bir de amorti, küçük bir tesellimiz var. Kendi hayatını dilediği, seçtiği, istediği gibi yaşamış. Evet. Etrafındaki bütün yakınlarıyla birlikte bunu yapmış.
Onları da yaşatmış bir güzel kardeşimize ve onun güzel ailesine tekrar rahmetle anıyorum. Nur içinde yatsın Abdülkadir. Evet Necip, yani her hikayede gözünü dolduruyoruz. Ne yapalım yani, yani hayat böyle biliyorsun. Bu kadar neşeli, bekliyorum. Güzel, tabii, bu kadar tabii, pozitif tabii. Gelen bir şey işte. Biz, evet, hayat da böyle inişli çıkışlı, bitişli. Başka bir halime geçiyor. Evet. Gerçekten de hayat film gibiymiş. Evet öyle. Değil mi? Şey, Aşık Veysel'in lafını hatırladım. Dostlar beni hatırlasın. Evet. Evet. O film de herhalde onun için. Sen de film gibi bir hayatın olduğunu düşünüyor musun? Yok, çok. Henüz değil. Değil, yok. Ama nasıl bir hayatın var bize bahsedebilirsin. Gel birazcık şu şeyi dağıtalım yüzünü. Tamam abi. Dağıtalım. Abdülkadir kalbimizde. Eyvallah. Ama konuşalım bir yandan. Şey, mutlu musun? Çok 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 mutluyum. Şey, yüzüne barabar sorulmaz ama soruyorum yani. Yok yok, keyifli, mutlu çok musun? Mutluyum. Başka bir şeyde de göreyim Didem orada oturuyor. Hayır hayır. Aa, yani çok onu şanslı düşün. Ve eşimden dolayı, kızımdan dolayı da çok mutlu bir insanım yani. Tabii ki. Ya ikimiz mutluyuz o yüzden. Evet. Ben bile mutluyum. Hayır, arkadaşlar. Eyvallah. Abdülkadir'i şey yapalım. Gönderelim. Tekrar sevgiyle, anarak. Hoşça kal güzel. Hoşça kardeşim. Kal. Nur içinde yat. Süper kahraman olsaydın yaşadığımız dünya için ilk olarak ne yapardın? Tabii çok çok klasik olacak ama yani. Klasik olsun. Eğer tahmin ettiğim şeyse, ne kadar çok tekrar edersek o kadar iyi. Neyi söyleyeceğim? Söylesene sen bence. Barış. Ya barış tabii ki de ayrımcılık diyecektim. Abi. Ayrımcılığı tamam, kaldırmak isterdim. Tamam, ayrımcılık yani, kalkınca barış ya gelir ben, zaten. Ben şeyi çözemiyorum çünkü. Yani insanlar hani bize okuttular, okumayanlar için buradan söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra adamlar demişler ki ya kardeşim her şeyi yıkıp döküyoruz. Absürt diye bir akım çıkarıyorlar ortaya ve diyorlar ki ya bir şeyler bir yerde bitiyor. İnsan ömrü, bir bardağın ömrü, suyun ömrü, havanın ömrü, her şeyin ömrü bitiyor. Bir artık Allah aşkına normal yaşayın ve bitirin vadenizi. Sizden gelecek, sizden sonra gelecek olan nesillere mi diyeyim, insanlara mı diyeyim ya da kim olursa olsun. Kibarca yer açın. Kibarca yer açın yani abicim. Yani bu iş öyle güzel devam edebilir. Ve bildiğiniz bir şey var. Doğuyorsunuz, vakitli vakitsiz. Rahmetli nenemin lafı gibi sıralı ölüm versin Allah da. Tabii. Ölüyorsunuz babacığım yani kasmayın yani güzel yaşayın, güzel yaşatın. Ayrımcılık yapmayın, ırkçılık yapmayın ve bitirin bu işi bir yerde. Yapmasanız da sessiz de kalmayın. Sessiz de kalmayın. Çünkü sessiz kalmak yapmanın bence bir yüzde, çeşidi. Çeşidi. Bir çeşidi. Yüzde vermeyelim ama bir çeşidi. Çeşidi. Ben onu çok, ona çok tutkunum mesela. Hani absürdü çok seviyorum. Ya. Şeyini, felsefesini çok seviyorum. Yani ne yaparsan yap bir yıkım yaşanıyor. O yıkımdan tekrar doğuş başlıyor. Ya tamam da. Hani bu dünya var olurken zaten bu oldu. Şimdi bir şey yaşıyoruz. Bu tekrar edecek belli ki. Bari güzel gitsin o sürece. Bunu sistematize edelim, bir şey yapalım değil mi? Sindirelim diyorsun. Kesinlikle. Yani. Her şey, bütün hayatlar bitecek. Kesinlikle yani. Herkesin hayatı bitecek falan. Evet doğru. Güzel söyledin. Peki demin konuşmuştuk. Süpermen'i kahraman olarak çok seviyormuşsun. Doğru değil mi bu? Evet. Ya evet. Süpermen deyince rahmetli gelmesin akla ya. O adam hani uçabilen adam. Sen uçmayı denedin mi hiç? Yani. En son ne zaman? 3,5-4 yaşlarımda. Anneannenin önünde. Evet, o önlüğü alıp takmıştım. Kömürle S yazıp bayağı. Kömürle S? Evet, kömürle bir de yani. Ha. Çünkü ben şehit bir evde doğdum, büyüdüm. Çamaşırın bayağı ateş yakılıp kaynatılarak. Ha. Hani kazanda, öyle bir ev, kazanda. Kille temizlenen kazanların olduğu bir evde doğdum, büyüdüm. Acayip heyecan verici külle, bir evde. Külle, evet. Külle. Ve hakikaten damdan atladım abi ya. Bir sıcak bir Adana günü. Boş atladım. Mu? Yani bir şeysiz pelerini takıp mı atladın? Pelerini takıp annemin bana dünyanın en trajik el cümlesini kurması. Ben, çık burada oynama. Ben efendi gibi şey mum eriterek şeker çuvalına paraşüt yapıp atladım. Ha yok misinayla. Ben. Gerçi aynı hızla düşüp çakılıyorsun ama yani. Çok acayip. Hala o betonun tadını bilirim mesela yani. Yani.
Ama annemin trajik hatası yani. Niye? Avluda biz İngiliz aristokrasisine bağlı olduğumuz için beş çaylara yapılıyor. Beş çaylara. Çık damda oyna dedi bana. Ha. Bu cümle çocuğa çık bir de bana. Çık damda oyna dedi. Çık damdan atla demedik. İşte oyun zaman. Bizim için biraz tehlikeli bir şey olunca oyun oluyor. Sen Emel Hanım'a ikinci yanlışın bu. Sen Adana'ya gidersin. Sevgimden. Peki. O çok mutlu olacak bu arada. Özür dilerim. Şey diyecek. Ay hep beni konuştunuz. Benden bahsettin. Ahmet Bey'i de çok severim. Aferin sana. Hala uçmayı denemeyi düşünüyor musun? E tabii. İsterim böyle bir şey. Artık biraz daha imkanların geniş. E tabii ya, ama daha teknolojik. Kuşuna gideceksin. Teknolojik ha. Şeylerle. Çünkü bir kız babasıyım öyle. Kendimi kaldırıp evet. Artık damdan aşağı atmam evet. Diye düşünüyorum. Evet. Ha bazı anları şey yapıyorum. Hani Didem de biliyor. Hani şuradan hani çim ya aşağısı. Acık uçsak ne olur? Böyle bana bakıyorlar. Oğlum şurada oturur musun? Evet evet. Filmi çekerken fark ettim. Bir engellenmesi kolay olmayan bir taşkınlığın var senin. Evet. Ama bu tabii sette harika bir şey öyle. Ben oyun oynamayı seviyorum. Jeneratör gibi. Evet. Peki hangi rollerde oynamak seni daha çok mutlu ediyor? Şey ayrımını çok yapamıyorum abi ben. Çünkü hepsinin başka bir keyifli tarafı var. Keşke şunu da oynayabilsem dediğim şeyler oluyor. Hani iyi yerden kıskandığım şeyler. Öyle bir süper kahraman var mı mesela keşke ben oynasaydım dediğin? Aa yok öyle hiç yani hani teklif gelirse maddi olarak anlaşabilirsek... Hemen kaşeye girme canım. Ben senin hayallerini soruyorum. Şakasını buradan yapabiliyorum. Kim ödeyebilir onun parasını? Delirdin Ahmet mi? Abi gerçekten şeyimdir. Yani yüzü burada Didem de söyleyebilir. Çok öyle bir adam değilim. Hayalleri tutkusu olan hatta gelirken konuştuk. Karıma, kızıma çok tutkuluyumdur. Onlarla ilgili hayallerim var ama mesleğimle ilgili bir şeyleri yapmak... Beni korkutan bir şey, zor bir şey benim mesleğim. Şunu oynayayım diye duaya yatmıyorum. Yatmıyorum, gelenlere kesinlikle. Hani keşke ben oynasaydım dediğim bir şey yok. Ama şuysa eğer, doğru anladıysam, Romeo Juliet'te hani Romeo'yu oynayamayacak olduğumu bilmek var. Keşke oynayabilseydim ya. Olur mu efendim, nereden çıkartıyorsun hayır, bunları kas ya? Kas diye bir şeyin gerçekliği var ya hayatta. O... Sürekli Romeo'yu oynayayım diye demiyorum. Bırakacak halimiz yok tabii canım. Ki de bizim yok. De... Tabii ki de değil. Romeo'yu oynayayım diye demiyorum hani. Bak şöyle yönetmene göre değişir. Kesinlikle. Belki bambaşka bir Romeo. Tabii ki de. Yani ben şimdi bir Hamlet yapacak olsam yani Yücel Ertay'ın hayalidir bu da. Böyle kırkını aşmış, kötü büyütülmüş, alkolik, kendi sümüğünü yiyen bir Hamlet falan da durmadan şikayet eden, hiçbir şeyi çözemeyen bir tabii Hamlet yorum, var. Onu da Çağatay'a oynatsınlar da göreyim. Mecbur bizi çağıracaklar. Tabii canım. Abi. Peki, hobilerin var mı? Bunu da soralım. Var, ben perküsyon çalıyorum. Çok severim. Darbuka çalmayı çok severim. Evde var mı bunlar? Evde var. Kavun var evde. Darbukayı alacağız. Yani bakıyorum darbukaya, güzel bir şey almak istiyorum. Kavun olsun dedi, diye. Değil mi? Kavun bir enstrüman evet, abi. Kanun diye duyulmasın yo, da kaun. Bir yerde tuttururlar çalışırdı. Televizyonda söylemiştim. Çok falan. Profesyonel değil. Anladım. Kendimi eğlendiriyorum, arkadaşlarımı eğlendiriyorum. Asya ile çok eğleniyoruz. Yani tahmin ediyorum ki çok iyi bir kulağım vardır ve güzel türkü söylüyorsunuz. Sette de duydum zaten. Yo, arada öyle takılıyorum. Arada takılıyorum. Çok öyle gerçekten iyi bir sesim yoktur. Hatta çocuklar da hadi söyle falan. İyi bir ses diye bir şey yok ya. Eğitimli terbiyeli ses. Yani terbiyeli bir sesim yok yani. Hani konservatuarlısın gene vardır temel şey. Peki edebiyata okumaya yazmaya çok yatkın, ilgili olduğunu biliyorum. Düzenli olarak notlar alıyorsun filan. En son hangi kitabı okuduğunu hatırlıyor musun? Şu an Bernard Shaw'ın Kara Kız. Çok da severek okuyorum onu. Ama şeyler var abi bende hani Orhan Kemal'i de bir yandan okuyorum ben. Ha aynı anda birkaç kitap okuyor tabii, musun? Tabii onu seviyorum. Böyle bölüyorsun yani. Evet. Ya da birini bırakıyorsun bir süre diğerini okuyorsun. Şey falan. Yok. Ay bitiremedim diye bir şey yok bende. Ay biter. Kitap kötüymüş diye bir şey yok bende. O bitecek. Aklımda kalıyor çünkü sürekli. Şey bu ara o var elimde. Ama bazen onu bırakıp atıyorum Sabahattin Ali okumaya başlıyorum birdenbire. Çünkü duygu durumum beni bazen değiştiriyor. O yazarlarla ve yazdıkları şeylerle ilgili de az çok bilgi sahibi olduğum için diyorum ki işte Orhan Veli okuyayım bu ara, şiir okumak istiyorum. Böyle bir duygu halindeyim bu ara. Ne bileyim böyle değişiyor bende. Hayallerin arasında yazmak da var mı? Becerebileceğimi zannetmiyorum. Notlar alıyorum. Ferhan Şensoy'un anlattığı şey çok güzel. Allah rahmet eylesin. Kim için söylemişti? İsim vermeyeyim yanlış olur. Günde 20 sayfa yazıyorum oğlum demiş ben. Haldun Taner. Evet. Sabahları nasıl yazarsın hocam? Balkona oturup evet. O kalktı, o geçti, o bir şeyler bir ara işine yarar. Onu yapıyorum. O antrenman. Evet. Yani ama Haldun Bey
Evet. Diyor ki yani ben sabah kalkar, şey, otururum, aklıma bir şey gelsin, evet, gelmesin. Asker gibi, nöbetimi bekler, evet, gibi falan. Halbim Bey'in yaptığı şey bana ilham veren bir şey. Ben, evet, 20 sayfa tabii ki de yazamam ama bir metodoloji bir şey yapıyorum. O bir yerde bir gün hani Didem bilirim, evin birçok yerinde defterlerim vardır yani yazılmış. Evet, onun için de söyledim zaten. Çizilmiş. Evet, notlar. Bir de şeyi seviyorum abi ben mesela. 10 sene sonra dönüp bir şey açtığımda diyecekler ki, "Va, Ahmet abiyle beraber yaptığın iş tam lan bu." Evet diyeceğim ben de. Tabii. Belki fotoğrafını çekip sana atacağım. Doğru. Yani öyle şeyleri seviyorum. Tabii. Evet. 20'li yaşlarının ortalarından itibaren kendi köfte tezgahında işine devam ediyorsun. Hayal dünyan ama çok geniş. Aslında o köfte tezgahı benim hayal tezgahım gibi bir şey. Kısıtlı imkanlarla bir yamaç paraşütü ediniyor ve uçma faaliyetine katılıyorsun. Yamaç paraşütünün ardından paramotorla uçmaya başlıyor ve kaydettiğin anları sosyal medya hesabında paylaşıyorsun. Paylaşımların ilgi çekince uçan köfteci olarak anılmaya başlıyorsun. Sosyal medyada gördüğün yoğun ilgi üzerine tanıştığın insanlar renkli hayatının filmini çekmek istiyorlar. Gerçek bir belge var artık. Evet. Böyle bir adamın varlığı sinema tarihine bir şekilde girecek. Ama iyi ama kötü. Bunun heyecanı anlatılamaz. Abdülkadir Aslan filminin gösterime girmesini beklerken hayatına kaldığı yerden devam ediyordu. 2023'ün 6 Şubat tarihinde bütün Türkiye'ye yasa boğan deprem felaketi yaşandığında Abdülkadir Bey ve ailesi enkaz altında kalarak maalesef hayatlarını kaybettiler. Efsane olmak, unutulmaz olmak ne anlama geliyor sana göre? Yani ben bir tane isim bilirim. Kim? Mustafa Kemal Atatürk. Yani. Ha, evet. Büyük efsane olacaksan öyle olur. Evet, evet. Unutulmaz olacaksan. O da çok gerçek bir efsane tabii. Ha, öyle olur. Peki bir gün sen de efsane olmak ister misin? İstemem. Belki efsane bir oyunculuğa yürüyeceksin. İnşallah diyeyim. 20 sene, 25 sene sonrasını nereden bilirim? Hiç 65'inde iyice ballanacaksın, börekleneceksin belki de. Belki de. İsterim ya diyeyim ona. İsterim. Niye istemem dedim ki. Kalıcı olmak gibi de düşün bunu. İsterim tabii ki de ya. Yani evet. İnsan, değil mi? Ne bileyim. Bir iz bırakmak ister değil mi? Bir yerde bir. Tamam. Bu hikayemizde Kırşehir'in küçük bir köyüne uzanıyoruz. Yıl 1938. Mustafa Kemal'den 38'e gittik. Abdallar isimli ufak bir köyde dünyaya geliyorsun. Baban Bozlak geleneğinin o bölgedeki önemli türkücülerinden bir tanesi. Tüm erkek 6 kardeşsiniz. Küçük yaşlardan itibaren babayla birlikte onun sahne almaya gittiği düğünlerde zil ve darbuka çalıyorsun. Dönemin şartları ve zorlukları sebebiyle hiç okula gidemiyorsun. Okuma yazmayı abinden, bağlama ve keman çalmayı ise babadan öğreniyorsun. 12 yaşına geldiğinde annem bir rahatsızlık geçiriyor ve maalesef kurtarılamıyor, hayatını kaybediyor. Erken yaşta anneyi kaybetmek bir kere yani çok zor, hele o yani kız çocuğu, oğlan çocuğu fark etmez ama oğlan çocuğu için de çok şey bir şey. Ne hissettin anneni kaybettiğinde? Yetim zaman kalıyor değil mi? Yetim kalıyor, evet. Ya ana, ya ana gibi yer, baba gibi diyar olmaz demişler ya. Bağdat gibi diyar. Ya Bağdat gibi. Baba gibi diyar. O da olur. Onun da iyi bir baban varsa hani, tabii ki yani. Hakkı geçmesin diye. Yani. Anneyi kaybetmek kötü bir hikaye var benim zihnimde, acı bir hikaye. Öyle söylersem herhalde o cevabı güzel olur. Ben anamın öldüğünü, birinin anası vefat etmiş. Teyzesine yemeğe gitmiş. Bir tabak patates yemiş. Ha. İkinci isteği yemediğim gün anamın öldüğünü işte o gün anladım demiş. Yani. Öyle bir şey. Öksüz diyorlar ona. Ha. Yetim babayı. Ya öksüz, özür dilerim. Peki. Özür dilerim. Güzel söyledin yani. Eyvallah. Çok ağırmış. Peki okula da devam edemedin. İleride ne yapmayı planlıyorsun? Öksüz ve okulsuz. İşte elimize 12 yaşındasın. Yavaş yavaş bir bilezik takmışlar. He. Müzik yaparız. Çünkü bağlama var, keman var. Perküsyonlar var falan. Evet. Evet. Peki. Annenin vefatından sonra babam ve kardeşlerinle bir müddet göçebe bir hayat sürüyorsunuz. Babam başka bir hanımefendiyle evlenince bir süre Yozgat'ta yaşıyorsunuz. Öğrendiğin enstrümanlar sayesinde babanın gittiği düğün programlarında ona eşlik ediyor, türküler çalıp okuyorsun. 15 yaşında babana daha fazla yük olmamak için sazını alıp İstanbul'a geliyorsun kalkıp. Bir süre bir ustanın yanında saz imalatında çalışıyorsun.
böyle geçen iki senenin ardından Ankara'ya gidiyor ve oradaki pavyonlarda çalışmaya başlıyorsun. Karşına çıkan bir fırsatla o yıllar için çok önemli TRT'de görünmek, duyulmak. Ankara Radyosu'nda, TRT Ankara Radyosu'nda Yurttan Sesler programına çıkartıyorlar. TRT'ye çıkmak bir mesele. Tabii. Tek kanal falan. Tabii. O yıllarda. Bu durum senin için bir şans. Kesinlikle. Değil mi? Büyük bir heyecan. İnsan kendi yaptığını unutabilecek bir şey. Hele ki o dönemleri düşünürsek enstrümanını çalamazsın. Birçok şeyi düşünüyorsun. İlk defa girdiğin bir ortam. Bir enstrümancı olarak şu ana kadar hissediyoruz her şeyi ama ses sanatçısı evet, da olmak evet, istersin evet. değil mi? Tabii ki de yani enstrümanıdır ya sesi insanın. Evet, zaten, onu da tabii. kastederek söyledim tabii. aslında. Kendisi de enstrümanıdır. Tabii ki. Yani. Sesinizi alacaklar, belki kameraya alacaklar. O heyecan, o duygu, öyle bir şey daha önce yaşamamışsınız. Şimdilik radyodayız ama tabii, evet. Yani, ileride belki de. Bu tabii, sizin tabii. için çok önemli bir şey. Evet. Radyoda tanıştığım birisi yeteneğinden çok etkileniyor ve ertesi gün seni konservatuara götürüyor. Orada senin sesinden türküler kaydediyor. Hı hı. Bestelediğin ve o gün kaydettiğin türkülerden biri bir başkasının yorumuyla meşhur oluyor ama senin adın bir türlü anılmıyor. Bu durum seni çok üzüyor. Bunun üzerine Ankara'dan ayrılıp İstanbul'a gelerek tekrar plak kaydetmeye karar veriyorsun. O dönemde de plak kaydetme biliyorsun. İstanbul'da şansını dönebileceğini düşünüyor musun? Yani herhalde. Her şey olabilir. Olabilir. Neticede benim yaptığım türkü ya da şarkı değil. Bensiz de olsa meşhur olmuşsa. Bensiz de olsa diyorsun. Meşhur olmuşsa benden çıktığına göre o. Hı. Ben de bu işi yapıyorsam ben hakkını belki daha iyi vereceğim. 1957 yılında İstanbul'a geliyor ve plak kayıtlarını babanın türküleriyle yapıyorsun. Plaklarını satmaya başlayınca birkaç halk konseri oluyor. İki yıl İstanbul'da konserler verip çalıştıktan sonra sahne hayatına Ankara'da Casablanca gazinosunda devam ediyorsun. 70'li yılların ortalarına kadar 20 yıl süresince her iki haftada bir misafir sanatçı sıfatıyla Ankara Radyosu'na çağrılıp 20 yıl boyunca orada programlar yapıp yayına çıkıyorsun. Bu sayede ünün İstanbul ve Ankara sınırlarını aşarak Anadolu'nun birçok yerine ulaşıyor. Artık tanınan ve sevilen bir sanatçı haline geliyorsun. Ülke çapında tanınmak ve hayatını müzikten kazanmak sana ne hissettiriyor? Çok heyecan verici bir şey bu. Önemli bir şey. Ha. Statü olarak insanların size olan ilgi, alakası değişiyor. Hürmet gösteriyorlar. Yaptığınız işe saygı çok büyük bir yerde. Sizin karşı tarafa, insanlara karşı sorumluluğunuz değişir. Bir de mutlu olursunuz. Emeğinizin karşılığı. Devam etmek için de çok büyük bir büyük güç bir sebep, değil mi? Büyük motivasyon bir güç. Yani. Evet tabii ki de. Peki o yıllarda sahne aldığın bir gazinoda tanıştığın bir hanımefendiyle birbirinize aşık oluyorsunuz, seviyorsunuz, evleniyorsunuz. Ancak baban kendisinden habersiz yapıldığı ve eşini de sana çok uygun bulmadığı için bir sebeple hani bulduğun gazinoda buldun falan şeklinde bir şeyle evliliğine karşı çıkıyor. Uzun müddet babanla konuşmuyor, dargın kalıyorsunuz. Bu evlilikten 3 evladın oluyor ancak evliliğin sadece 7 sene. Sürüyor. Eşinden ayrıldıktan sonra duygusal hayatındaki dalgalanmalar sebebiyle düzensiz bir hayatın oluşmaya başlıyor. Medeni hali kastediyorum. Ancak artık daha sık alkol kullanıyorsun. Bütün bu düzensizlikler sonucu bir akşam sahnede eline felç iniyor ve sazını çalamıyorsun. Bir daha saz çalamama ihtimali sana ne hissettiriyor? Bu biraz İçinde bulunduğum, yaşadığım hayatın bende tepkimesi, alkol, beni getirdiği yer. Bunlar biraz da bilinçli. Ama o bilinçli değil. Bu acı tabii ki. Bu acı hissettirir. Herkese, bana da öyle. İçten bir tabii acıyı kastediyor. Tabii ki. Bir de söyleyen, çalan birisi için hani... Büyük acı. Büyük acı. Hem hayatını biraz düzene sokmak hem de tedavi olabilmek için Almanya'da yaşayan bir abinin yanına gidiyorsun. Abilerinden biri Almanya'da. Abinin yanında bir süre yaşadıktan sonra müzisyen olarak Almanya'da oturma izni almak üzere hükümete başvuruyorsun Alman hükümetine. İzin çıkıyor. Çıkınca da uzun süre Almanya'da yaşıyorsun.
Çocukların da eğitimlerine orada devam edebilmeleri için yanına alıyorsun. Düğünlerde çalıp kaset doldurarak hayatını kazanıyorsun. 2000'li yıllara gelirken Türkiye'den aldığın konser ve belgesel teklifleri artmaya başlıyor. Çocukların da büyüdü. Müzik kariyerini Türkiye'de devam etmek ister miydin yoksa Almanya'yı iyi mi? İnsanı tabii vatanı gibi olmaz hiçbir yer. Şimdi 60'lı yaşlardasın. Yani 60'lı yaşlarda gelen neticede, teklif de bazen adamın... Tabii ki de. Kafasına... Hayır, şu tarafına bakacağım. Bir cezbedici tarafı var. İnsan toprağını özler. Belki de son bir kez bile olsa görmek ister. Eşini, dostunu, akrabasını. Yani son ama kezlik tabii ki, bir durum değil, daha 60 yaşında ama... Hayat belli olmaz ya bir yerde. Ama tabii ki... Ama bir özlem değil mi? Sıla bir özlem, sıla özlemi başka. Ama tabii ki de Almanya'da kalmak, orada vakit geçirmek, oranın şart ve koşulları, sağlıksal anlamda da daha cazip. Yani devam etmek istemez misin Türkiye'de? İstemem. Vallahi mı? Vallahi. Peki, uzun bir süre Almanya'da kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüyor ve 2000 yılından itibaren İstanbul'da verdiğin büyük bir konserle müzik hayatına geri dönüyorsun. Müziğe dönüşün dinleyiciler tarafından büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanıyor. Dönemin yıldızı oluyorsun. Ardı sıra yaptığın albümler, verdiğin konserler, katıldığın televizyon programları, hakkında yazılan kitaplar ve yapılan belgesellerle her yerde senden bahsediliyor. Adından sık sık söz ediliyor. Böyle bir kariyer dönüşümü bekliyor muydun? Ne düşünüyorsun? Şöhret geç geldi. İnsan hak ettiğini bir şekilde alır. Mı her zaman? Yani zamanı değişir. Hicran dolu hikayeler sayarım sana. Ya doğrudur. Ama sanki benimki öyle değil gibi. Sadece beklemekten vazgeçmemek, çalışmamaktan vazgeçmemek anlamında çok doğru tabii söylüyorum. Aynen. Çünkü... Bir yerde meşhur olayım, herkes beni tanısın diye türkü söylemez insan. Evet, türkü saz çalmaz. Söylediği için ya da türkü gönülden bir şey geldiği için yapar bunu. O zaman zaten dikkate değer takdir alıyorsun. Takdir karşı taraftan çok büyük, çok yüksek gelir, amenna. Ona bir şey diyemezsiniz. Evet. Konser alanı dolar, televizyonlar ister, filmler çekilsin. Marifet iltifata tabi. Yani tabii tamam. Ki. Evet. Peki, şöhret olmak seni değiştirir mi bu yaştan sonra? Beni? 60 yaşındasın. Zannetmem artık. Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından sana devlet sanatçısı unvanı teklif ediliyor. Birçok müzisyen ve sanatçı için çok önemli olan bu unvanı kabul etmiyorsun. Çoğu sanatçının istediği bu unvanı neden kabul etmedin? Biz devletin değil, halkın sanatçısıyız. Ondandır. Hepimiz bu devletin sanatçısıyız. Ayrıca devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık gibi geliyor diyen bu efsane ismi. Hepimiz çok iyi tanıyoruz. Sen de tanıdın. Nezaketinden şey yapmıyorsun, ismini söylemiyorsun. Formata halel gelmesin diye. Memleketin en büyük sanatçılarından, efsanelerinden biri. Efendim, geliyor. Canımız, ciğerimiz Neşet Ertaş. Ay ya. Bu Bozkır'ın tezenesi de diyorlar. Evet. Bilmiyorum kendisi çok sever miydi bunu. Ama hani Neşet Ertaş. Neşet Ertaş, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi kapsamında yaşayan insan hazineleri Türkiye Ulusal Envanterine alınarak yaşayan insan hazinesi kabul edildi. Yok. Eserlerinde Anadolu insanının acı ve kederini dile getirdiğini ifade eden Ertaş'a İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 2011'de Fahri Doktora unvanı verildi. Aynı zamanda sanatçının bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuvarlarda ders olarak okutuldu. Sahneye çıktığı zaman hep özgün bir tavırla içinden geldiği gibi müziğini icra eden ender sanatçılardan biri. Kendisini ve türkülerini şu sözlerle ifade etti. Türkülerim sevildiği müddetçe var. İnsanlarımız kaç türkümü sevdiyse o kadar türküm var. Neşet Ertaş, abdal tarzı çalma ve söyleme geleneğini farklı bir boyuta taşıyarak söz ve müziği kendine ait sayısız eser üretti. Ertaş, halk ozanlığı sıfatının tarihi ağırlığını taşıyan önemli bir şahsiyet olarak 25 Eylül 2012'de prostat kanserine yenik düşüp 74 yaşında
aramızdan ayrıldı ama kalbimizden hiçbir zaman. Mekanı cennet olsun. Aa, evet. Benim katıldığım programa denk gelmesi benim için ayrıca büyük bir şey. Ertaş dünyada robot heykeli yapılmış ilk saz sanatçısı olmuş. Adil Çelik'in tasarladığı android heykel Kırşehir Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'ne bağışlandı. Neşet Baba'yı hepimizin hayatında bir biçimde iz bırakmış olan aslında ismi kalbimizin kuytusunda saklı bir isimdir. Bir sanatçıdır. Biraz dinleyelim mi? Lütfen. Hadi. Saygısızlık olmasın. Cekatımı çıkartabilir miyim? Karın doktoruna işaretim. Gene bulamadım. Başka umudum yok. Bitti. Beni aldı, beni Beyoğlu'na getirdi. Beyoğlu saza. Bana dedi ki garip sahneye çık, bana garip bilgimi söyle dedi. Ben sahnede garip bilgimi söylüyorum. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan dünyada. Sen beni görünce. Mutlum sandım ömrümün boş yere. Seslerinize kurban olayım. O sesi çıkardan canlarınıza kurban olayım. Ey inşallah. Samimiyet çok, çok önemli bir şey ya. Çok önemli bir şey. Yani onda birini yapabiliyorsak biz dışarıda falan hani yani onda birini yapabiliyorsak ne mutlu. Neşet Baba'yı saygı, sevgi, özlem ile anıyoruz. Neyse ki sesinden, sazından mahrum kalmıyoruz. Evet. Kayıtlar var çok şükür. Hoşça kal baba. Evet. Necip'ciğim, sanatçı nedir? Sanatçı olmanın bir kıstası var mı? Çok zor soru. Sanatçı nedir? Sanatçının kıstası var mı? Bence olmalı. Değil mi? Tabii ki de. Bugününü doğru ifade edebilecek işler yapan, bugününü doğru ifade edebilecek cümleler kurabilen, yarınının öngörüsünü zihninde taşıyabilen, yön verebilecek gücü olabilen toplumuna aynı olmak denilen şey belki de o. Kişiler, insanlar, ben. Ruhlar değil mi? Zengin ruhlar. Yani bir tarafı zihninin bir tarafı çok başka bir yerde, bir tarafı çok başka bir yerde olanlar, iyi manada söylüyorum. Belki en başta söylenen şey doğrudur yani sanatçının tanımıyla ilgili. Sanatsal esinle esrik olanlar. Esrik olanlar. Esrik aynen. Bir tür sarhoşluk halidir. Sarhoş illa da içecekten olmaz. Zerhoş. Yani kendinden geçme aynen, hali, aynen. Bir huşu içinde bulunma hali, evet. Neşet Baba gibi. İşte, ömürlük yetenekler evet. Bunlar. Çok acayip işler. Böylesine sanatçı denir herhalde. Ben devletin sanatçıları takdir etmesinden huylanan birisi değilim. Ama yine de sana şunu sorayım. Başarının tasdik edilmesi şart mıdır? Sanatın devlet tarafından ödüllendirilmesi ne anlama geliyor? Benim de çok... İnandığım diyebilirim. İnandığım bir şey değil yani başarımın takdir edilmesi. Şu başka, şöyle söyleyeyim. Mesela Adana'da aldığım ödül beni teşvik edebilir ancak. Tabii motive eder. Motive eder. Belki şöyle sanatçının sanatındaki başarısını, yüksekliğini takdir etmek istiyorsak... belge veya bazı objelerden ziyade hakkını almasını sağlamak değil mi? O koşulları oluşturmak. Bu bir seçenek. Bir bunun de için peşinde koşturmadan. Alan açmak daha açmak. Keyifli olabilir. Evet, yasa şemsiyesi altında, ilkeler, prensipler evet. Bütünü altında. Her sanatçının, her sanat ürününün, eserin, her telif hak edenin telifini alması. Ki saymakla bitmez bir şey var. Saymakla bitmez herhalde. Neşet Ertaş'ın New York'ta apartmanı olurdu yani.
Niye keşke de olsaymış. Niye, ne yapsın? Ne? Ama ya, tabii yani ki onlar, hakkını alması sağlanabilir. Kendi kültürünüzü ne kadar nereye taşımakla ilgili bir şey bu. Devlet olarak yapmanız gereken birilerine devlet sanatçısı unvanı ya da bir nişane ya da bir plaket ya da bir maaş bağlamak yerine onun alanını açmak, onu özgürleştirmek olmalı bence. Evet. Neşet Baba kendisini müzikle ifade ediyordu. Sen de kendini oyunculukla ifade ediyorsun. Peki bununla yetinebiliyor musun? Günlük hayatında kendini ifade ederken başka neleri araç edersin veya kullanırsın, yanına alırsın? Genelde kağıt kalemi mi? Yani kitapları mı? Gerçekten bunu laf olsun diye söylemiyorum. Resimleri, giyimimle bile kendimi ifade edebilirim. O kıyafetlerimi. Oturmanla, kalkmanla. Oturmamla, kalkmamla. Vicdanımla. Vicdanımla, duygularımla, bakışlarımla, duymamla bile. Hani. Bir biçimde bazı konularda herkes bunu kolayca hisseder hayattaki duruşunla. Evet, tabii yani ki. Bu duruş konusu falan biraz klişe laflar bunlar ama onun o klişelerin hep bir nedeni var. Aynen öyle, aynen öyle. Yani bazı deneyimlerin sonucu onu özetlemek üzere sıfatlandırmalar bunlar ama onunla değil mi? Bütün bunları yanına alarak. Kesinlikle. Yani ne diyeyim, hepsi benim cebimde dursun. Yani. Evet, evet. Peki özgünlük konusunu da konuşalım. Madem Neşet Baba ile bağlıyoruz hikayelerimizi. Nasıl özgün olunuz? Yani sanatçının özgün olmak için sanatçı çaba sarf etmeli mi? Bence etmeli. Etmeli. Neyle vakit geçirdiğinizle alakalı bir şey. Ne kadar gezdiğinizle, gördüğünüzle, ne kadar okuduğunuzla, ne kadar birisini bilmekle ilgili hevesle dolu olduğunuzla alakalı bir şey. Hmm. Yaptığınız işin ne olduğunu, background'unu, yani arka tarafta aslında ne olduğunu bilerek ön tarafta bir şey yapmakla alakalı. Özgünlük sizin karşınızda bir şeyleri sizden öğrenecek insanlar için ya da öncülük yapacağınız durumlar için daha kalifiye insanlar oluşturmanıza sebebiyet verir. Onların önünü açacak. Aynen öyle. Özgün olmak güzel bir şey. Yani özgün olmak güzel bir yemek gibi. Evet. Yani aslında özgün olmak derken galiba bir şeyi keşfetmeyi değil de vazgeçilemez bir biçimde onu yapabilmeyi, ifade edebilmeyi mi kastediyorum? Aynen abi, öyle kastediyorum. Yani. Yani çünkü tek türkü söyleyen şey değil, Neşet Ertaş değil. Değil tabii ki. Tek iyi besteci, söz yazarı, iyi bir şarkıcı Sezen Aksu değil. Tek değil. Tabii ki de değil. Değil mi? Ama bu insanlar, bu ve benzerleri neyse ki varlar hayatımızda. Bunlar tekrar edilmesi çok güç bir biçimde kendilerini ve sanatlarını ifade. Feyz alınabilir ama işte orada kendi özgünlüğünüzü ortaya koyarak. Gene bir ama bir ifade şeyinden, özgünlüğünden tabii bahsediyoruz ki, tabii ki aslında. Peki senin de Bozkır'ın tezenesi gibi bir lakabın var mı? Benim mi? Okuldan, çocukluğundan, setten kalma bir lakap var mı? Ya bilmem şu an hiç aklıma gelmiyor. Yok. Lakap ben... insanlara lakap verilmesi, takılması konusunda ne düşünüyorsun? Yani şu Bozkır'ın tezenesi şeyinden dolayı söylüyorum. Benim sevdiğim bir şey değil birilerine lakap takmak. Kısaltmalar evet. Ama o tabii aslında çoğu zaman bir hayranlığın tabii ifadesi. Ya, o bir taşkınlık sonucu meydana şunu geliyor. Şunu seviyorum. Çok mesela, sevmekten kaynaklı. Bozkır'ın tezenesi. Minik serçe falan. Minik serçe. Müslüm Baba, Müslüm Baba, ne bileyim evet, işte evet. İmparator, tabii. Fatih Terim. Bunları seviyorum ama birini hani taktığınız lakap hani akliyet taşıyan bir yerdeyse onu sevmiyorum. Bana söylenenler... Yok, yaralamak için yapılan ya bir yok, o öbürünü seviyorum evet, bana da birilerinin taktığı... Tabii tam bir hayranlık ifadesi yani. Üniversiteden önce bir abi bile böyle bir dershane zamanı daha doğrusu böyle bir yıl geçirmiştim. O bana çok güzel bir şey söylüyordu. Sonra çocuklar da söylemeye başladılar. O benim hoşuma gitmişti mesela, değişik diyordu. Değişik gel. Değişik. Değişik. Değişik de nereye çekersen oraya Tabii. Ama benim hoşuma gidiyordu. Ben kendisiyle dalga geçen birisi olduğum için. Ama işte onun değişiği söyleme biçimi. Biçimi çok güzeldi. O naifliği hissediyorsun. İşte o özgün oluyor. Aynen özgün oluyor. Memili diyorlar genelde bana. Lakap mı? Memili. Benim soy ismimle seslenirler genelde. Peki İstanbul'u seviyor musun? Seviyorum. İstanbul çok güzel bir şehir. Burada başka bir yerde yaşayabilir miydin Türkiye'de bu saatten sonra? Yok. Buna çok şey cevap verdim. Yaşayamam. Burası mı? Evet. İstanbul. Didem kalk gidiyoruz çocuğu alıp.
Onu dersin yapacağım. Ne halt edeceksin? Gideceksin. Yok, onu ben yapacağım. Söyleyeceğim. Yani bizim konuştuğumuz bir şeyler var. İstanbul'da bir şeyler hep olacak. Onu bildiğim için. İstanbul merkezli tabii, ama İstanbul alternatif merkezli. Değil mi olacak? Hani şöyle. Ülke için Adana'da yani. Merkez aslında. İşte Bodrum'da Emel merkez. Emel Hanım'ın eteğinde. Evet. İstanbul'da merkez ama ben hayatımı, eşim, çocuğum ve ben tabii ki o da eğer ilerleyen süreçte okey, tamam ben derse çok başka şeyler var zihnimde düşündüğüm, yapmak istediğim, bununla ilgili araştırmalar yaptığım. Ama daha bu şey da, değil. Daha doğaya yakın şeyler mi kastediyorsun? Daha doğaya öyle yakın şey şeyler. Deniz mi? Doğa mı? Yurt dağ dışında, mı? Yurt, dağ, deniz dağ yakınlığı. Hani söylemeyeyim de milliyetçimde oranın fiyatlarını artırmasın. Ama bu şey değil hani uçak biletini paylaşıp artık bir oyuncu kaybettiniz. Öyle bir şey değil yani yapacağım. Yani, hayır beni kaybedemezsin. Memleketi terk memleketi etmekten terk etmem. Evet, anladım. Evet, dünyanın başka bir yerde olabilir. Tabii bir, yani Türkiye dışında. Bir yerinizin daha olması sizin vizyonunuzu ve bakış açınızı daha olumlu etkiliyor. Bence bunu yapmak çok önemli. Özellikle ülkemizin şu zamanında gidin dışarıda bir şeylerle vakit geçirip gelin. Birileri değişsin burada en azından. Ama burayı bırakıp bir yere... Bir faydası olsun memleket ediyoruz bunları. Gidene de saygım var ona bir şey diyemem. Evet. Gidene dur, gelene ya. Gidene git, kalana gel. Öyle bir şey miydi o? Peki, Didem'le nasıl tanıştınız? Didem'le çok güzel tanıştık. Cem Yılmaz'ın filminde, Cem abiyle ben film çekiyordum Cem Yılmaz'la. Kara komik filmleri. Bodrum'da. O çok fazla işte Cem abilerin çok yakın yani aile dostu gibi birisi Didem. Bir vesileyle de çok fazla vakit geçiriyorlardı. Biz de Bodrum'da çekim yaptığımız sıralarda Cem abi çok hani böyle ne derler misafir şinas bir insan. Sürekli hani evdeyiz, sürekli işte o bizim otele geliyor falan. Bir gün bir yemekte... Misafirperver de diyoruz. Misafir şinas, misafirperver. Şinas, şinas da güzelmiş ya. Peki. Böyle eski cümleleri kurdukça kızıma daha da bir şeyle bakıyorum. Havalı mı oluyorsun? Dikkat et, hareketlerine dikkat et lütfen. Eski tenzih adamım ben falan. Evet, tenzih ederim lütfen. Peki. Fil hakika, binaney. Gel gelelim. İşte evet. Orada, Bodrum'da böyle bir yere götürdüler bizi. Ben bir Adanalı gibi, ya dedim ben bunları okuyamıyorum. Bana ne satıyorlar orada? Yemek için bir şey bakıyoruz. Ya böyle İngilizce falan acayip yemekler vardı. Bahaneydi ben, yemek yemesem de olurdu. Didem'e mi soruyorsun? Evet, Didem'e sordum. O da bu konularda çok iyi söyledi. İşte hangisi daha iyi falan. Sen orada, de bu konularda fena değilsin. Şerefsizim be. O da benim ellerim beğenmiş. Ne yapmış? Ellerini mi beğenmiş? Çok, abi ben sordum. O gün ben o kadar konuştum. Ne yapsın? Fırça bıyıklarını mı beğensin? Ellerini çok... Konuşturmadım. Kızcağız beğenmeye niyet etmiş. El olur demiş. Ya yani. Orada tanıştık. Aynen. Evet. Gelecekte nasıl hatırlanmak istersin? Nasılını bilmem de hatırlansam yeter bana. Öyle mi? Evet. İstiyor değil mi insan? İster hatırlanmak. Bence ister. Ama nasıl hatırlarlarsa hatırlasınlara girme ya. Yok, oradan değil, tehlikeli yok. Sonuçlar hatırlanmak çıkabilir. Hatırlanmak güzel. Dostlar beni hatırlasın diyor. Yeter bana yani. İçiminde bir şey. Nasıldan çok kimlerin hatırlayacağı benim için kıymetli. Tabii. Ama şöyle diyelim mi? Kimler nasıl hatırlayacaksa hepsi hayırlı güzel şeyler hayırlı, olsun. Hayırlı güzel şeyler. Aynen. Düğünlerde çalıp kaset doldurarak hayatını kazanıyorsun. 2000'li yıllara gelirken Türkiye'den aldığın konser ve belgesel teklifleri artmaya başlıyor. İnsan toprağını özellikle belki de son bir kez bile olsa görmek ister. Müziğe dönüşün dinleyiciler tarafından büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanıyor. Dönemin yıldızı oluyorsun. Şöhret geç geldi. Bir yerde meşhur olayım, herkes beni tanısın diye türkü söylemez insan. Gönülden bir şey geldiği için yapar bunu. O zaman zaten dikkate değer takdir alıyorsun. Takdir karşı taraftan çok büyük, çok yüksek gelir. Amenna. Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından sana devlet sanatçısı unvanı teklif ediliyor. Kabul etmiyorsun. Biz devletin değil, halkın sanatçısı. Ondandır. Neşet Ertaş, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi kapsamında yaşayan insan hazineleri Türkiye Ulusal Envanterine alınarak yaşayan insan hazinesi kabul edildi. Neşet Baba'yı saygı, sevgi, özlemle anıyoruz. Necip'ciğim çok teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ederim. Çok içten güzel sohbetin için. Didem'le, Asya'yla daha da büyürse aileniz. Evet. Sonsuza kadar mutlu yaşayın. Çok teşekkür ederim. Seni gerçekten çok seviyoruz. Ben de özellikle çok seviyorum.
Umarım set de dahil başka ortamlarda sürekli birbirimizle İnşallah. İrtibat halinde oluruz. İnşallah olacağız. Özletme. İyi bakın. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok var teşekkür ederim. Evet. Güzel bir oyuncu, iyi bir insan. Necip Memili. Biraz daha onu başkalarının hikayeleri üzerinden tanıma fırsatı bulduk. İyi oyunculuğu gibi empati konusunda da bir canavar olduğunu gözlemledik. Önümüzdeki hafta yeni bir empatide buluşmak üzere. Hoşça kalın.